Evet sevgili dostlar, haccı ve haccın manasını anlamaya devam ediyoruz. Arafat vakfesi, Müzdelife vakfesi, meş'ar, şuurlanma üzerinde durduk. Tabii haccın önemli sembolik manalarından bir tanesi şeytan taşlamada saklı. Şeytan taşlamanın tarihi arka planı yine Hazreti İbrahim'in kıssasında belki aramak lazım. Zaten şu ana kadar Hazreti Adem özellikle vakfeden harekete konuştuk ama hac deyince Hazreti İbrahim akla geliyor. Hazreti İsmail, Hazreti Hacer akla geliyor. Dolayısıyla tarihi arka planı az çok hani duymuşuzdur. Şeytan taşlama ne oldu, nasıl oldu? Onun biraz sembolik manası üzerinde durak. Daha doğrusu şeytan taşlamayla sembolleşen mana nedir? Orada yapılan şey nedir? Yani taş atma, bir yere taş atılıyor. Ama onun ifade ettiği mana nedir? Sadece taş atmayla sınırlı kalması herhalde bu mananın tahakkukunu zorlaştıran bir şey veya mananın tamamlanmasını engelleyen bir şey. Neyi taşlıyoruz? Niye taşlıyoruz? Ve orada başlayıp biten bir fiil midir bu? Biraz bundan bahsedelim. Sonra da tavafa inşallah vakit kalsın. Buyurun. Yasin-i Şerif'te 60. ayette Cenab-ı Hak kullarını ikaz ediyor. Tabi bu ikazı dünyada almamız önemli. Estağfirullah. Elem e'had ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan innehu lekum aduvun mubin ve eni'buduni hâzâ sırâtul mustakîm. Ey Adem oğulları, size şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Şimdi şeytana tapmış, Allah'a kulluk yapmayan şeytana tapmış olarak bu dünyadan göçüp gidiyor. Allah'a kulluk yapmadıysa, Allah'ı hatırlamadıysa şeytanın telkinlerinin peşinde koşuyor. Bu ilahi hitaba mahşerde muhatap olmak ne kadar ürpertici bir şey. Yani şeytanın peşinde gitmiş olarak yaşayıp ölüp şeytanla birlikte ateş ehlinden olmak. Ebediyen kaybetmiş olmak imtihanı. Halbuki dünyada olan bir insan bu ilahi ikazı hitabı işittiğinde ben şeytana tabi olmamalıyım. Şeytanın peşinden gitmemeliyim. Şeytanın telkinlerine aldanmamalıyım. Şeytanın telkinleri bana dokundukça Allah'a sığınmalıyım. Dediğimde şeytanın telkinleri o insanın ebedi cennete hazırlanmasına vesile bir kamçı olmuş oluyor. İnsanın gaflet uykusuna dalıp gitmemesi için şeytanın vesveseleri ihlaslı kulları uyandırıyor. Sadece Allah'a kulluk etme iradesi, kararlılığı aslında şeytan taşlanırken ortaya konmuş oluyor. İbrahim suresinin 22. ayetini hatırlarsak şeytanın insanları herhangi bir kötülüğe zorla götürme gücü yok. Şuara suresinin 221, 222 ve 223. ayetlerini hatırlarsak şeytanın peşine kimin takıldığı veya şeytanın kimin üzerinde hakimiyet kurduğu bize haber veriliyor. Şeytanların ise kime ineceğini size haber vereyim mi? Onlar yani şeytanlar günaha, iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler. Bunlar günaha, iftiraya düşkün olanlar şeytanlara kulak verirler. Şeytanın teklifini bekler, dinler. Günahlara devam edenler Allah'a itaat değil de Allah'a isyanı seçen şeytanın tekliflerini dinler. Şeytanın teklifini dinlediği için o günaha düşüyor. Allah'ı zikretmediği için şeytanın tekliflerini iyi zannediyor, aldanıyor. Ve onların çoğu yalancıdırlar. İşte şeytan taşlayan mümin demiş oluyor ki ben nefsime uyup şeytanın peşinden gitmek istemiyorum. Ya Rabbi beni nefsimle baş başa bırakma. Nefsim şeytanı hep dinliyor. Fakat ben irademle senin emirlerini dinlemek istiyorum. Senin emirlerini dinlemekte bana yardımcı ol. Yani şeytanın telkinlerini dinlemeye meyilli olan nefsimin o meylini kır. Bediüzzaman Kader Risalesi diye isimlendirilen sözler isimlerinde 26. sözde tövbe istiğfar günaha şerre meyli kırar diyor. Yani günahlarından üzülen,
günahlarından pişmanlık duyan bir kulun günah işlemeye meyli kırılıyor. Bu hakikati orada tatbik edersek, şeytan taşlayan, şeytanın apaçık düşman olduğunu hatırlayan, şeytanın kendisine tabi olanları ateşe çağırdığını hatırlayan, ben şeytanın peşinden gitmek istemiyorum ama şeytanı her vakit dinleyen nefsim asıl tehlike, büyük tehlike. Çünkü nefsim Allah'ın emirlerini yerine getirme mevzunda ikna olursa şeytan bana zarar veremiyor. Şeytan beni zorla günaha götüremiyor. O halde ben aslında şeytan taşlarken nefsimin günaha eğilimini kırmak, nefsimin şeytanı dinleme iştahını kırmak arzu ediyorum. Yani böyle bir isteğim var. Yani Allah'tan bunu niyaz ediyorum. Yani dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın yardımını talep etmiş oluyor. Nefsine uymamak konusunda. Çünkü Saat suresinde de bildiriliyor. Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'a şeytanları musahhar ediyor. Emrine veriyor Süleyman Aleyhisselam'ın. Burada her bir insana bakan bir mana olarak Bediüzzaman sözlerde 20. sözde şu hakikati ilan ediyor. O ayetlerden çıkardığı bir ilahi kanunu. Bir mümin Allah'ın emirlerine sarılırsa ona her şey, hatta şeytanlar da ister istemez Allah'ın iradesiyle hizmet etmek zorunda kalır. Evet. Yani şeytan taşıyan artık bu manaları hatırlamaya çalışırsa, yani şeytan taşlamanın onun dünyasına bakan hikmetleri, mesajları daha etkili olur. Daha güzel olur. Siz ona dikkat çektiniz diye hatırlıyorum. Böylece o şeytan taşlama sırasında ortaya konan irade onun bütün hayatına yayılır. Yani ticaret yaparken, memurluk yaparken, yani hac vazifesini eda edip de memleketine, köyüne, işine döndüğünde artık şeytana uymama konusunda kararlılığı artan, nefsinin Allah'ın emirlerine uyması konusunda ikna edilmesine çok çalışan ve bu konuda Allah'tan sürekli yardım istemek konusunda olgunlaşan bir insan olmuş olur. Evet, şeytan taşlama bir bakıma bir irade beyanı oluyor. İrade yani beyanı. Yani Rabbim ben şeytanla aramı açıyorum, mesafemi artırıyorum, onu taşlıyorum. Onun apaçık düşman olduğunu sen Kur'an-ı Kerim'de defaatle söyledin. Ben de bunu fiilimle şu anda ortaya koyuyorum diyerek bir hal, bir tavır ortaya koyuyor. Ama aslında olay yine insanın iç dünyasında, nefsiyle olan mücadelesinde. Dolayısıyla şeytanla olan mücadelesinde bir kararlılığı, bir irade beyanını ifade ediyor. Evet. Hocam. Şimdi Arafat'a ders dedik gündüz. Gündüz dersi. Derste öğrenme, tanıma. Evet. Bilmesi gereken şeyleri bilmesini sağlıyor. Sonra onları meşarde, gecede idrak ediyor. Bilinçli hale getiriyor. Yani bir noktada ilim, amel, cihat. Yani bu sıralama ilim, amel, tebliğ. Helekel nas illel alimun ve helekel alimun illel amilun. Dedi gidiyor ya, orada kurtuluşun basamakları gibi. Yani orada öğreniyorsun gerçekleri, ondan sonra hazmediyorsun, yaşıyorsun kendi dünyanda, sonra da şeye geçiyorsun. Harekete geçiyorsun. Yani çünkü tebliğ de Allah'ın görevidir. Cihat deyince en önemli cihat tebliğdir. Sürekli cihattır tebliğ. Bu arada safını belli ediyorsun yani. Bu arada şeytana tavrını koyuyorsun. Şeytana karşı uyanık duruyorsun. İlginç olan şey, yani ben onu hiç düşünmemiştim. Mesela Arafat'ta bakın, bir günün gündüz vakti duruyorsun vakfede. Gece Müzdelife'de geçiyor ama Mina'da 4 gün kalıyorsun. Yani bir 4. gün serbest, 1. gün bayramın 1. günü hemen meşarın gündüzünde büyük şeytanı taşlıyorsun. Meşarda topladığın mermileri, yani savaş hazırlıklarını orada kullanmaya başlıyorsun. İlk gün 7 büyük şeytana 7 taş atıyorsun. Ondan sonra ikinci gün her 3 şeytana 7'şer taş atıyorsun. İkinci gün, 3. gün, 4. gün, yani 3'er gün, 3 çarpı 7, 21.
3 tane 21, 63 yapar. İlk günde 7 tane attın, 70 mermiyi orada kullanıyorsun. Ama bunları, yani orada şimdi başka bir şey de yok, görev de yok yani Mina'da. Mina'da üstelik taşlık bir alan. Yani Arafat'ta çadırlar kuruluyor, Mina'da çadırlar kuruluyor. Ama onun dışında bir yapı falan yok. Yani orada bekliyorsun. Üstelik Arafat'tan daha dar bir alan. Yani daha dar bir alana sıkışıyorsun. Ve orada bekliyorsun. Burada şimdi benim şeyde okuduğum bu 3 gün daha dar bir alanda beklemenin 4 gün bir anlamı var. Bu da yani hac Arafat'ta alınan dersi hazmettikten sonra Müslüman kardeşlerinle paylaşıyorsun. Orada birbirinin halini, yani siz nasıl ders aldınız, neler çıkardınız, ben nasıl ders aldım, bu dersi gittiğimiz yerlerde nasıl anlatacağız, nasıl bir ortak politika takip edeceğiz. Yani bir noktada İslam birliğine yönelik, Müslümanların kardeşliğine yönelik bir kongre yeri Mina. Yani o şeytanı taşlamanın yanında, şeytanı yani orada bir saate de taşlarsın, ondan sonra orada beklemeye gerek yok, orada bekletiyor seni. Bekletiyor ki daha da dar bir alanda o İslami kongre gerçekleşiyor orada. Yani öğrendiklerini, yaşadıklarını paylaşıyorsun, ortak sonuçlar çıkarıyorsun, ortak stratejiler belirliyorsun. Bu arada da şeytana karşı sürekli uyanıksın yalnız. Çünkü şeytan 40 tane yüzü var, karşına çıkabilir. Yani o hedefe ulaştıktan sonra da hani vel muhlisun ala katerin azim diye bitiyor ya, o ihlaslılar da tehlike üzerindeler. İşte o tehlikeyi hiç unutmuyorsun. Yani her zaman uyanık kalıyorsun. Tamam bitti, bundan sonra rahatıma bakarım demiyorsun. Aslında burada 7 taş, 7, 70 çoğuldan geliyor. Kabe'deki tavaf da öyle 7. Yani ömrünün sonuna kadar demektir bu. Bundan sonra hep böyle dikkatli olacağım, şeytana karşı uyanık kalacağım ve yerimi bileceğim, onun vesveselerine karşı dikkatli olacağım, onlara kanmamak için. Onun bir ifadesi. Ama bunun için de tek başına olmaz. Yani bir İslamiyet sosyal bir yapıdır, cemaat dinidir. Dolayısıyla orada yani Adem'in çocukları biraz daha dar bir alanda bu arzu edilen kongreyi, yani memleketlerin dertlerini, sıkıntılarını, birbirlerine nasıl yardım edebilirler, birbirlerinin ihtiyacını nasıl cevap verebilirler, bunları konuşacakları bir mekan. Yani orada 4 gün bekletilmenin belki yani haccın en önemli şeyi, Bediüzzaman'ın rüya haçta sukut etti dediği, yani bu yapılmadığı için bugün haccın o muazzam sonuçları İslam dünyasında meydana gelmiyor. Bunun için gelmiyor. İşte o Mina'daki 4 gün bekleyiş böyle bir kongreye sahne olmak, imkan vermek için diye okudum. Olmayınca neticeleri de zayıf oluyor. Şimdi tavafın en son değil mi yapılan tavaf, biraz da birkaç dakikamız var. İfade ettiği manayı, yani tamam Kabe'nin etrafında dönüyoruz ama aslında neyin etrafında dönüyoruz? O dönme neyi ifade ediyor? Sadece orada olan bir şey midir bu? İnsanın kendisi dışında makro ve mikro düzeyde diyelim varlık alemiyle olan ilişkisi, o varlık alemindeki yeri ve o tavafıyla ona katılma, onların bir bakıma temsilcisi olarak Allah'a o külli ubudiyeti arz etme vazifesinde oluşu. Aslında o da çok geniş bir konu ama birkaç cümle alalım tavafla birkaç alakalı. Cümle şimdi ihramla, hani dedik ya hac bir noktada öbür dünyaya gidip gelmek, ölmeden önce ölmek, kefen giyiyorsun efendim, Arafat'ta mahşere kalkıyorsun. Ondan sonra mahşerden sonraki aşama, şimdi Allah'a doğru bir yolculuk hac. Mahşerden sonra sırattan geçiyorsun. Gerçekten o mahşerden boşalma, gittikçe o darlaşan işte Müzdelife'de darlaşıyor, sıkışıklık yaşanıyor o sırattaki şey gibi. Efendim,
Sırattan geçiyorsun, sonra işte tekrar Kabe'ye dönüyorsun. Yani Cenab-ı Hakk'ı sembolize ediyor Kabe. Yani bir noktada hani müminin en büyük ideali cennet ve cemalullah'tır. Evet. İşte orada tavafla adeta kainattaki düzene ayak uyduruyorsun. Aydınlandın. Aydınlanmış, ışık saçan bir yıldız gibi yörüngene oturuyorsun. Allah'ın etrafında, yani güneşin etrafında yörüngesinde dönen gök cisimleri misali. Ondan sonra tavaf da bunu şey yapıyor. Yani kainattaki düzene, bir büyük düzenin içinde yerini alıyorsun. Büyük plana kendi planlarını endeksliyorsun. Yerini biliyorsun. Onun için orada mesela ben Umre'ye gittiğimde böyle yapmıyordum. Sonra okudum, keşke öyle yaptım en sonunda dedim ya. Demek böyle daha çok zevk alıyor. Mesela tavaf yaparken Kabe'ye bile bakmamak gerekiyor. Yani tam böyle zikzak yapmamak, başkasının önüne geçmemek, kendi yörüngende böyle sabit, sadece önüne bakarak orada yani Kabe'nin etrafında dönmek tavsiye ediliyor. Burada da işte kainattaki ilahi düzen aklına geliyor ve onu bir noktada orada gerçekleştiriyorsun. Sen de yerini o düzende alıyorsun. Evet. Ben çok özet olarak şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Yani tavafı da için alacak şekilde hac vazifesinin eda sırasında insana neler hissettiriliyor, neler gösteriliyor? Bir düzen gösteriliyor. Yani ihramla birlikte işte Arafat'a meydanı ne zaman gidilecek, orada nasıl kalınacak, oradan Müzdelife'ye geçiş ne zaman olacak, Müzdelife'de ne zaman ne kadar kalınacak, işte şeytan taşlama nasıl yapılacak. Peygamberimiz Aleyhisselam bütün tafsilatını yaşayarak, tatbik ederek göstermiş. Daha sonra işte tavaf nasıl yapılıyor, dönüş nereden ne tarafa doğru oluyor. Bütün bunlar yani zerrelerin, yıldızların, bütün mahlukatın faaliyetle, hareketle, Allah'ın emirlerini yerine getirmekle yaptıkları kulluk faaliyetlerinin o mümine açılmasına vesile oluyor. Yani insan düzeni nasıl yakalayacak? Daima tazelenen düzenin içindeki yerini nasıl anlayacak? Düzenli yaşamakla, intizama uymakla. İşte namazda da, oruçta da, kurbanda da, hac vazifesinde de, yani Cenab-ı Hakk'ın farz olarak bize yüklediği ama aslında çok az zaman alan, o kulluk vazifelerimiz kendi varlığımızda ve dış alemdeki o muhteşem düzeni hissetmemizi sağlıyor. O düzenle bizi buluşturuyor. O düzenle, düzenin bir yerinde bizim de olmamızı sağlayarak bizi korkulardan kurtarıyor. Yani korkma deniyor. Ve kalbimize bütün müminlerin devamlı bu fısıldanıyor. Korkma, bütün kainatta düzen var, ahenk var. O düzeni, ahengi sağlayan, koruyan, devam ettiren Allah'tır. Her şey Allah'a itaat ediyor. Allah'a itaat etmeyen insanlar da Allah'ın mutlak hakimiyeti altında. Bunu fark et. Bunu fark etmen için o farzları dikkatli yerine getir. O farzları ne kadar dikkatli yerine getirirsen kainatın o düzenini o kadar yakından görürsün. O düzeni gördüğün oranda da emniyete kavuşursun. Güvenliği hissedersin. Evhamlar, korkular dağılır. Yani tavafta Allah-u Alem bir mühim hissettirilen mana bu. Yani emniyet, güvenlik çünkü insanın kalbine, ruhuna akıtılıyor. O emniyetin akıtılmasının görürdeki sebebi de düzenle tanıştırılıyor. Evet. Yani zerrelerin, yıldızların hareketindeki düzen. Yani başıboş, düzensiz hiçbir hareket yok. Sineğin hareketi de, güneşin hareketi de. Hepsinde bir düzen var, ahenk var. İnsanoğlu bu düzenle tanıştığında kainatın ibadetlerini fark ediyor. Kainatın ibadetini fark eden kendisine ibadet edilen Allah'ın azametini daha ziyade fark ediyor. Allah'ın azametini, kudretini, hakimiyetini fark eden de elhamdülillah diyor. Ben şimdi güvenliğe kavuştum, huzura kavuştum, rahata kavuştum diyor. Evet. Programımızın sonuna geldik. Nasip olursa haftaya Seyfettin Hoca aramızda olmayacak. Aramızda olmayacağına sevindiğim ender zamanlardan birisi olacak bu. Elhamdülillah. Çünkü şu anda bir bakıma talim yapmış oluyoruz zihinsel olarak. Nasip olursa inşallah bizim de temsilcimiz olarak hacca gidecek. Bunu da hem duaya vesile olsun diye hem de
bir bilgi olsun diye dostlarımızla paylaşalım. Bize de dua edeceğinden eminiz ama biz yine de burada hatırlatmış olalım. Cenab-ı Hak hayırlı eylesin, mübarek eylesin ve kolay eylesin. Allah razı olsun. Tabii leysel haberu kel ayan diye bir şey var, kural. Yani bir şeyi haber olarak işitmek, görmek gibi olmaz. Şimdi biz biraz da şeyden böyle okuduklarımızla konuşuyoruz inşallah. Bunları tabii yaşadıktan sonra daha güzel konuşma İnşallah. İmkanı buluruz. Dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz. Onu da ayrıca dinleriz, izleriz zaten. Haklarını sizler. Helal etsinler. Oradan da tabii inşallah bağlantı kuracağız. Hı-hı. Bizzat yerinden yaşayarak, yaşarken gördüklerimizi, hissettiklerimizi paylaşma imkanı Cenab-ı Hak verir inşallah. Ama tabii her zaman orada biz de dua edeceğiz ama ne kadar tabii dua alırsak, dua desteği olursak, bulursak inşallah o kadar güzel olur. Güzel Cenab-ı Hak kalbimizi açar. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbimizin razı olacağı, böyle güzel bu manaları daha iyi hissedeceğimiz ve hissettireceğimiz bir yolculuk olur, bir ziyaret olur. Evet inşallah. İnşallah. Tüm birkaç kişilik bir ekiple gidecek. Evet. Ekip arkadaşlarına da aynı dualarımızı ediyoruz. Amin. Rabbimiz imkanlarınızı genişletsin ve hissenizi, dolayısıyla hissemizi ziyade eylesin. Allah kolaylıklar Amin. Nasip etsin. Amin. Evet sevgili dostlar, inşallah haftaya yeniden birlikte olacağız nasip olursa. Tekrar buluşmak duasıyla efendim. Hoşçakalın.